Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Tavada ufak ufak waffle'lar yapacağız. Aslında bir waffle hamuru hazırlayacağız. Muzlu için hamurunda muz olan bir waffle hamuru hazırlayacağız. Fakat bunları pankek gibi pişireceğiz. Süngerimsi bir yapıya sahip olacak. Hemen hamurunu yapmaya başlayalım. 2 tane yumurtam var. Akını sarısını ayırdım. Aklarını bir çimdik tuz ile sarılarını ise şeker ve muz ile güzelce ezdireceğim. Muzlarım gayet olgun. Hatta eğer olgun muzunuz yoksa fırınlayın derim. Böyle bir sıcak fırına atın muzlarınızı. Bu hale geleceklerdir. Hem yumuşayacaktır hem de böyle ballanacaktır. Bunları böyle bir çırpıcı yardımıyla ezdiriyorum. Sizler dilerseniz rondonanla geçebilirsiniz. Fakat çırpıcı işimi gördü. Şeker, yumurta sarısı ve muzları bir kapta güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içine süt ilave edeceğim. Yumurtaklarını da tuzla birlikte köpürteceğim. Peki neden böyle ayrı ayrı çırpıyoruz? Waffle hamurlarında böyle yumurta akını sonradan içine ilave ettiğiniz zaman süngerimsi bir kek dokusu elde edersiniz. Şimdi waffle makineleri böyle aralarında boşluklar olan, kabarmasına izin veren boşluklar olduğu için bu fazla sorun olmuyor bir de çırpsanız. Ama biz şimdi tavada yapacağız. Tam da o kıvamı yakalamak için yumurta sarılarını ve yumurtaklarını ayrı ayrı çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi yumurtaklarına 2 yemek kaşığı kadar da şeker ilave ettim. Bu da böyle merenk havası veriyor. Yumurtakları içinde sönmüyor. Kabım küçük geldiği için büyük bir kaba alacağım şimdi. Ilık olarak sütü içine ilave edin mutlaka. 2 su bardağı kadar içine ılık süt ilave ettim ve karıştırmak zor olduğu için böyle büyük bir kaba aldım ve burada devam edeceğim. İçine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Her ne kadar görüntüden kaybolsa da malzeme listesine hem buraya hem de açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan temin edebilirsiniz. Videoları sizin sıkılmadan izleyebileceğiniz şekilde kısalttığım için hızlı bütün her şeyi anlatmaya çalışıyorum. O yüzden çok konuşuyor gibi gözüküyorum. Ununu yedire içine ilave ettim. İçine koyduğunuz muzun büyüklüğüne göre değişiklik gösterecektir. Şöyle ben size kıvam göstermek istiyorum. Yine de içine koyduğum un miktarını ölçtüm. Yumurtaklarını içine böyle 3 sefer gibi ilave ediyorum. Aşağıdan yukarıya doğru söndürmeden karıştırıyorum. Artık hamurum hazır. Bir kısmını da kakaolu yapacağım. Ben çok seviyorum kakaoluyu. Küçük kaba hamurun birazını alıp içine kakao ilave edip karıştırıyorum. Bir taraftan da tavamı güzelce kızdırıyorum. Gayet kalın bir tava kullanmanızı tavsiye ederim. Güzel yapışmaz ve ince de bir spatula çevirmek için. Çünkü tam pişmeden çevireceğiz. Böyle kek gibi fosur kabaracaklar. Tavamı güzel kızdırdıktan sonra orta ateşte pişiriyorum. Çok harlı olmasın, çok kısık da olmasın. İçine koyduğunuz zaman böyle kaşık kaşık hemen göz açabilmeli ve hamur fazla yayılmamalı. Aslında bunun kıvamı budur. Henüz böyle tam gözlerini açmışken ben bunları dikkatli şekilde çevireceğim. Böylece iki tarafı da aynı şekilde pişecek. Bir tarafı kurumayacak. Ortası da güzel bir ateş aldığı için asla hamur kalmayacak. Ben size böyle içini bölerek de göstermeye çalışacağım videonun sonunda. Birkaç tanesi yapışabilir. Onların günahı yok. Daha sonrakiler eminim çok daha güzel olacaktır. Bu tarifi genelde haftada en az 2 defa yapıyorum. Muzlusunu ya da sadesini. Benim çocuklarım bayıla yiyor. İçinde süt var, yumurta var. Hep besleyici şeyler var. Dilerseniz çikolata da sürebilirsiniz ama ya da meyveyle de servis yapabilirsiniz. Bu zaten muz tadında olduğu için yanına meyveye gerek görmedim. Ama evde hazırlayabileceğiniz çok kolay bir çikolata sos tarifi vereceğim. Normal kahvaltılık çikolata ile yapacağız. Şöyle en yakın çekimle içini, dokusunu göstermek istiyorum. Kesinlikle içi çiğ kalmadı. Çok güzel pişti. Adeta bir kekimsi hamuru var. Bakın aradaki baloncukları görüyorsunuz. Tam kıvamında çok lezzetli bir hamurdur. Dilerseniz bunları birazcık daha büyük de yapabilirsiniz ya da daha ufak da yapabilirsiniz. Hemen çikolata sosuna geçiyorum. Evdeki kahvaltılık sosunuzdan, kahvaltılık çikolatanızdan sıcak sütle birlikte böyle ezdire istediğiniz kıvamda çikolata sosu hazırlayabilirsiniz. Özellikle bu pankekler için, bu waffle'lar için gerçekten şahane oluyor. Böyle çatalla güzelce ezdirin. İstediğiniz kıvama geldiği zaman süt eklemeyi artık bırakın. Tabakta böyle waffle'larınızın üzerine döktükten sonra isterseniz bir kuru yemiş eşliğinde, isterseniz de sadece bu şekilde çikolatalı olarak tüketebilirsiniz. Bunu böyle yapıp bırakmayacağım. Üzerine dökeceğim. Şöyle çatalımı alacağım. Göstermeye çalışacağım. Gerçekten çocukların bayıldığı, büyüklerin de bayıldığı enfes bir tarifti. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifimi dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için, birçok pratik tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.